Herkese merhabalar. Türkçenin en önemli konusuyla, yazım kurallarıyla devam ediyoruz LGS yolculuğumuza. Mutlaka bu senede bir soru gelecek bir konu ve zaten LGS değil, normal hayatımızda mutlaka bilmemiz gereken bir konu. Yani arkadaşlarımızla mesajlaşırken, WhatsApp'tan, elektronik postalarda fark etmez. Mutlaka dikkat etmemiz gereken bir şey. Burada mesela Tonguç'un bakalım. Merhaba Tankut, bugün Ahmet de kalacak bizde. Bu cümlede sence bir yazım hatası var mı? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun ama esas da yazım hatasından çok neler var ki? Her şey var. Yazım hatasının en fazlası burada yapılmış. Burası önemli. Neden? Mesela birincisi Tankut'un T'si büyük yazılır. Tankut özel bir isim. Öyle değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Yani aynı zamanda bugün Ahmet'te kalacak bizde dediğimizde burası dikkat edelim bak. Kafa karışıyor. Bugün Ahmet'te kalacak bizde mi? Nasıl yani? Anlamadım. Bugün Ahmet de. D bağlıca ayrı olmalı. Yani bugün Ahmet de kalacak bizde demesi lazım. Buradaki bizde de D bitişik olmalıydı. Buradaki D bağlaç olan D değil, haleki olan D. Buradaki ise bağlaç olan D. Yani bütün bunları birazdan mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Önce ikilemelerin ayrı yazıldığını, pekiştirmelerin bitişik yazıldığını, sayıların ayrı yazıldığını, D'nin cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı, çıkarılamıyorsa bitişik yazıldığını, ki'nin lereki geliyorsa bitişik gelemiyorsa ayrı yazıldığını, mi'nin daima ayrı yazıldığını öğreneceğiz. Bileşik sözcükler ve kısaltmalar ve büyük harflerin yazımıyla alakalı kuralları öğreneceğiz. Ve ardından da LGS kampımıza mükemmel bir şekilde 0'dan 8'e sözelden, taktikli Türkçeden ve aynı zamanda dinamo Türkçeden ve zoru bankası Türkçeden süper sorular çözeceğiz. Tabi burada soruların bazıları bizi zorlayacak Tonguç'um. Burada yapacak bir şey yok. Bu durumda tabii ki bak yazım kurallarına zoru bankası da test 1, test 2, test 3, test 4, test 5 bayağı bir test verdik. Dinamo'da da aynı şekilde bayağı bir testimiz var. Bunlara takıldığımız zaman yapacağımız şey nedir? Kare kodu okutarak soruların çözümünü izlemek. O zaman hazırsan hemen dersimize başlayalım. Yazım kurallarını mükemmel bir şekilde öğrenelim. Çok önemli bir konu. Neden? Az önce söylediğim gibi sadece LGS açısından değil, yazılılar açısından değil, normal günlük hayatımızda da kendimize duyduğumuz saygı açısından yazım kurallarını iyi bilmemiz lazım. Hadi bakalım videomuza başlayalım ve konumuzu güzelce öğrenelim. Şimdi bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Öyle bir mutluluk ki kelimelerle ifade edilmez dediğimizde buradaki ki'yi ayrı yazmamız gerekiyor. Peki ki'nin yazımında ayrı mı bitişik mi nasıl öğreneceğiz? Eğer ki'den sonra lereki getirebiliyorsa yani kelimeden sonra ki'nin yanında bulunan kelimeden sonra lereki getirebiliyorsa bitişik yazılıyor. Eğer lereki artı lereki getiremiyorsak o zaman ayrı yazılıyor. Bak şimdi mutluluk kiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bu ayrı yazılması lazım. İsimlere gelerek yer zaman bildiren ve sıfat yapan ki ise bitişik yazılıyor. Mesela bu seneki sınav diğerlerinden farklı. Dolayısıyla burada zaman bildirmiş ve seneki bu senekiler diyebiliyorsun. Bu senekiler diyebildiğin için de bu bitişik yazılıyor diyebiliriz. Bak burada hemen kuralımızı bir kez daha senin için özetleyelim. Ki'den sonra lerler çoğul eki. Yani nerede çokluk orada lerler. Harikasın. Lerler çoğul eki getirilebiliyorsa bitişik, getirilemiyorsa ayrı yazılıyor. Mesela daldaki meyveler olgunlaşmış diyebiliyoruz. Tamam. Daldakiler diyebiliyor mu? Diyebiliyoruz. O zaman bu tabii ki bitişik yazılıyor. Ama anlat ki derdini anlayayım dediğimizde, anlayayım dediğimizde anlat kiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bu ayrı yazılıyor. Lereki gelebiliyorsa bitişik, lereki gelemiyorsa üzerine hemen kırmızı bir çarp atıyorum bak lerek gelemediği için. O zaman ayrı yazıldığını aklına tutulmuş. Bazı sözcükler kalıplaşmış olduğu için bazı sözcüklerdeki ki kalıplaşmış olduğu için daima bunlar bitişik yazılıyor Tonguç. Onlar nedir? Son bahçem. Yani sanki bu daima bitişik. Yani sankiler falan demene gerek yok. Veyahut da oysa ki, meğer ki, meğer ki, madem ki, badem ki, badem ki diye bir şey yok oğlum. Belki, belki, ondan sonra halbuki, halbuki, halbuki hani diyormak istiyor. Veyahut da çünkü artık yok çünkü ki olmuş ki daha doğrusu ki kü olmuş. Münkü. Münkü diye bir şey geliyor. Saçmalama. Meğer ki ve tabii ki illakideki ki'ler daima bitişik yazılıyor. Son bahçemideki ki'leri daima bitişik yazacağız. Bu kuralı uygulamayız. Ama genellikle bu kuralı uygularaktan şunlar hariç hepsinde ki'nin yazımını yakalayabiliriz. D'nin yazımına baktığımızda ise bağlaç olan D daha ayrı yazılıyor. Çünkü bağlaç olan D bir sözcük ve cümleden çıkarılırsa anlam bozulmuyor. Okulda gitar kursu veriliyordu dedik diyelim ki. Okulda gitar kursu da veriliyor dediğin zaman buradaki daha cümleden çıkarabildiğimiz için bunu ayrı yazabiliyoruz sonuç. Ama okulda gitar kursu veriliyordu dediğimizde bak okulda gitar kursu veriliyor dediğimizde şuradaki daha atamazsın. Okul gitar kursu veriliyordu. Anlamsız. O zaman bu bitişik yazılıyor. Ama okulda gitar kursu veriliyordu. Okulda gitar kursu da veriliyor dediğimiz için buradaki D'yi, da'yı ayrı yazıyoruz. Ayrı yazılan D daha Tonguç'um hiçbir zaman
TT biçiminde yazılmaz. Oraya bizimle Ahmet T gelecekmiş diye yazar sana sınavda. Aa, burada yazım yanlış yoktur dersin. Ha, ünsüz benzeşmesi yapmış. Hayır. Oraya bizimle Ahmet gelecekmiş diyebiliyorsun. Oraya bizimle Ahmet de gelecekmiş diyebiliyorsun. O yüzden buradaki D'yi ayrı yazacaksın. Ve T diye değil Ahmet D diyeceksin ve ayrı yazman gerekiyor. Tomuş evladım benim. Ek olan D da cümleden çıkarsa anlam değişir. Ek olan D ve da. Ne kadar tatlı kek yapıyoruz. Aynen, çok güzel. D da cümleden çıkarsa anlam değişir. Mesela evde ders çalışıyor dediğimizde burada çıkaralım. Ev ders çalışıyor olmuyor bak. Hatta şöyle yazalım. Ev ders çalışıyor. Anlamsız. Dolayısıyla buraya anlamsız olduğunu yazalım. Demek ki bu bitişik yazılmak zorunda. Bulunma hali ki olan D'da ayrı yazılmaz. Özel isme gelirse kesme işareti ayrılır ve TT şeklinde tabii ki ünsüz benzeşmesine de uyar. Mesela annem mutfakta yemek hazırlıyor. Mesela buradaki TT'yi kapatalım. Annem mutfak yemek hazırlıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman annem mutfakta yemek hazırlıyor dememiz lazım. Veyahut da işte İstanbul'da ilkbahar bir başka güzeldir. Bak, İstanbul ilkbahar bir başka güzeldir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu tabii ki bitişik yazılacak. O zaman ki'deki kuralımız ler gelmesi. Ler gelirse bitişik yazılıyor. Ler gelemezse ayrı yazılıyor. D'deki kuralımız ise cümleden çıkarılırsa, çıkarabiliyorsan, çıkıyorsa ayrı, çıkmıyorsa bitişik yazılıyor. Ne kadar basit. Şimdi bir de mini yazımına bakalım Tonguç. Mini yazımında da bu ek gelenekmiş olarak yazılıyor. Yani şöyle, soruları doğru cevapladın mı diyoruz. Veyahut da başka bir örnek verelim mesela. Sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılıyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim Tonguç'um. Güzel mi güzel bir arabay dediğimizde, ne diyoruz? Pekiştirme anlamı veriyor. Burada gelenekmiş değil de gelenekleşmiş olacak şöyle. Gelenekleşmiş olarak gelenekmiş olarak yazılır. Yani şöyle her zaman mı'yı ayrı yazıyoruz. Yani soruları doğru cevapladın mı? Yarın geliyor musun? İşte beni anladın mı dediğimiz zaman burada şurada bir yazım hatası yapmışız. Kelime düşmüş. Önemli değil. Bu gelenekleşmiş olarak yazılır. Şimdi devam ediyoruz. Güzel mi güzel bir araba dediğimizde bu pekiştirme anlamı katıyor. Yani çok güzel araba. Yani güp güzel araba. Veyahut da kar yağdı mı buraya gelemez. Yani kar yağdığı zaman, kar yağdığı vakit buraya gelemez diyoruz. İşte bu mi mı daima ayrı yazılıyor. Soru eki mi ayrı yazılıyor. Pekiştirme anlamı katan mi, zaman anlamı katan mi ayrı yazılıyor. Şimdi bakalım büyük harflere. Hayvanlara verilen adlar mesela ne olsun? Efendim hocam. Hayır oğlum, seninle değil. Tekir, başka ne diyebiliriz? Karabaş, başka ne diyebiliriz? Sarı kız. Bunlar hep daima büyük harfle başlıyor. Veyahut da isimlere gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe lakaplar daima büyük harfle başlıyor. Gazi, Mustafa, Kemal, Paşa dediğimizde bu daima büyük harfle başlıyor. Millet, boy, oymak adları daima büyük harfle başlıyor. Ruslar, işte ne diyebiliriz? Biz Türkler, Oğuzlar, biz Oğuzlardan geliyoruz ya Tonguç'um. İşte Osmanlı'nın geldiği kayı boyu, işte İngilizler veyahut da diğer bir deyişle Dingilizler daima büyük harfle başlıyor Tonguç Ali Hanım. Bayram isimleri büyük harfle başlıyor. Mesela Ramazan bayramı dediğimizde R'yi de B'yi de büyük yazmamız gerekiyor Tonguç. Din ve mezhep adları İslamiyet, işte Hristiyanlık, bak Hristiyan'ın yazılışına dikkat evladım. Hristiyanlık, işte Katoliklik, Musevilik hep büyük harfle başlıyor. Neler başka büyük harfle başlar? Deniz, nehir, göl, dağ ve bunun gibi isimler büyük harfle başlıyor. Van Gölü, işte Dicle Nehri, Ağrı Dağı daima büyük harfle başlıyor Tonguç Ali adım benim. Aynı zamanda mahalle, meydan, cadde adları da büyük harfle başlıyor. Taksim Meydanı, bak bu sınavda çıkmış. Veyahut da işte Barış Mahallesi daima büyük harfle başlaması lazım. Hem M'si hem de B'si. Saray, Kale, Köprü adları, Ankara Kalesi, işte Galata Kulesi hem G'si hem de K'si yani hem direkt olarak büyük harfle başlaması lazım. Kurum, kuruluş, kurul adları mesela Türk Dil Kurumu, TDK işte, veya Türk Tarih Kurumu yine TTK bunları büyük harfle başlıyor. Devlet adları Türkiye Cumhuriyeti veyahut da işte ne bileyim Kongo Cumhuriyeti, işte Rusya, hepsini büyük harfle yazmamız gerektiğini bilmemiz. Muz Cumhuriyeti değiliz herhalde biz. Şimdi neler büyük harfle başlıyor, devam edelim. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri mesela Hürriyet, Milliyet, Bilim ve Teknik Dergisi mesela. Bilim ve Teknik Dergisi mutlaka okumalısın evladım benim. Sen çünkü sayısala merak salan bir çocuksun. Tabela ve elevadaki yazılar mesela diyelim ki Avrasya Tüneli derken A'yı ve T'yi büyük yazmamız gerekir. Gezegen isimleri, gök isimleri,
ay, dünya ama mesela... Hocam bazen küçük yazıyor, bazen büyük yazıyor. Neden böyle oluyor hocam? Eğer özel isim yani coğrafya kelime olarak kullanılmadıysa... Seni dünyalar kadar sevdim. Ha, aferin. Seni dünyalar kadar sevdim dediğinde burada coğrafi dünyadan bahsetmiyorsun. O zaman küçük yazabilirsin ama... Dünya yuvarlaktır. O zaman büyük. Orada da belki deyim olarak kullanmış olabilirsin. Mesela ay dünyanın uydusudur dediğinde buradaki ay ve dünya bir coğrafi terim olduğu için veya senin dediğin örnek... Dünyam karardı. Oradaki D'yi küçük yazabilirsin. Şimdi cümle başındaysa tabii gene büyük yazacaksın. Yön sözcükleri isimden önce olursa Kuzey Kıbrıs'daki K büyük yazılıyor ama Kıbrıs'ın kuzeyi dersen o zaman K'yi küçük yazman gerekiyor. Tonguç evladım benim. Dil isimleri Almanca, Farsça, İngilizce, Arapça, Türkçe bunlar hep büyük harfle başlıyor. Dizeler büyük harfle başlar. Duyuyorum... Anlatamıyorum. Yani şiirdeki dizeler. Tırnak içindeki cümleler. Alper gel biraz gezelim dediğinde G büyük harfle başlar. Dönem devir çağ adları. İlk çağ işte ne bileyim fetret devri, orta çağ bunlar hem ayrı yazılıyor hem de büyük harfle başlıyor. Kanun tüzük yönetmelikler, medeni kanun büyük harfle başlıyor. Peki neler küçük harfle başlar Tomuş? Bunu da söyleyelim. Akrabalık bildirenler küçük harfle başlar. Tuğçe teyzem veyahut da Ömer eniştem dediğinde E'yi küçük yazmalısın. A Ömer enişte N'si büyük yazılmaz. Para birimleri Kanada doları veyahut da Türk lirasının L'si Türk tabii ki büyük yazacağız. Küçük harfle başlar. Yer isimleri büyük fakat ilçe kıta köy sözcükleri küçük yazılır. Mesela Kışlacık köyü K küçük yazılır. Veyahut da Avrupa kıtası dediğinde K küçük yazılır Tonguç. Beşiktaş ilçesi dediğinde İ küçük yazılır. Tabii ki Beşiktaş büyük yazılır ama Beşiktaş ilçesinin İ'si küçük yazılır. Veyahut da Sivas ilinde iklim soğuktur dediğinde İ'yi küçük yazarsın. Özel isimlerden sonra gelen tür adları da yine küçük yazılır. Kangal köpeğinin K'si küçük yazılır. Veyahut da Van kedisi dediğimizde Van kedisinin K'si yine küçük harfle başlar. Tonguç evladım benim. Eser isimlerinin ile, V, M, D kısmı da yine küçük harfle başlar. Suç ve Ceza veyahut da işte Fuzuli'nin yazdığı Leyla ile Mecnun derken yani Leyla ve Mecnun derken oradaki İ'yi, buradaki V'yi küçük yazmalısın Tonguç. Aynı şekilde sayıların yazımına baktığımızda sayılar daima ayrı yazılıyor Tonguç. Yaş 35 dediğinde 35'i ayrı yazacaksın. Veyahut da... Yaş 70, iş bitmiş. Ne diyorsun oğlum saçmalama. Öyle bir laf vardı hocam. Öyle bir şey yok. Sıra sayıları rakam ya da yazıyla yazılabilir. 2, ikinci dediğimizde... Böyle yazabilirsin ya da ikinci diyebilirsin veyahut da ikinci diyebilirsin Tonguç evladım benim. Üleştirmeler ikişer böyle doğru ama iki şer dersen bu gerçekten kötü oluyor. Buna çok bir, şerli bir ders oldu. Şerli bir ders oldu yanlış oluyor. Ek getirilirken sertleşme kullanılıyor. 1985'te diyorsun veyahut da 13'ten sonra derken böyle yazarsın. Dolayısıyla 3, 4 ve 5 T diyoruz Tonguç buraya dikkat et. Çek ve senetlerde sayılar daima tabii ki bitişik yazılıyor. Niye? Araya başka bir şeyler sokuşturmasınlar diye. 14.500 dediğinde bunu tabii ki bitişik yazman gerekiyor Tonguç. Kısaltmalara baktığımızda büyük harflerle yapılan kısaltmalarda noktalama işareti kullanılmaz. TBMM derken araya noktalama işareti koyamazsın. Ama TDK derken yine koyamazsın. HGS derken yine koyamazsın. MHK yani Milli Hakem Kurulu derken koyamazsın. Bazı istisnalar var. Türkiye Cumhuriyeti'nde T ve C'nin arasına nokta koyabiliyoruz. Veyahut da Türkçe derken T'nin başına nokta koyabiliyoruz. Sonuç evladım benim. Kısaltmalar geteneklerde ses olaylarına dikkat etmelisin. Mesela radyo televizyon üst kurulundan demiyorsun da RTÜK'ten diyorsun. Veyahut da radyo televizyon üst kurulumuna değil de RTÜ'ye demen gerekiyor. Bir kelime gibi okunan kısaltmalara geteneklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Aselsan da veyahut da BOTAŞ'ın veyahut da NATO dan dediğimizde burada kelimenin okunuşunu esas alman gerekiyor. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getireneklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınıyor. BDTY veyahut da TDK'den veyahut da THY yani Türk Hava Yolları'na değil de THY D demen gerekiyor. Veyahut da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na değil TRT'den demen gerekiyor Tonguç. Küçük harfle yapılan kısaltmalar ise kelimenin okunuşu esas alınıyor. Mesela CM santimetre Y demen gerekiyor. Veyahut da kilogram KG'den değil de kilogramdan demen gerekiyor. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla gelenekler kesme işareti ayrılmaz. Almdan veyahut da ink yi derken yani İngilizce derken kesme işareti koymana gerek yok. Bitişik yazılan kelimelere baktığımızda ise Tonguç ara yönler bitişik yazılıyor. Güney doğu veyahut da kuzey batı daima bitişik yazılıyor. Belgesiz sıfatlar birkaç, biraz, birçok, başka ne diyebiliriz? Hiçbir. Bunlar daima bitişik yazılıyor. Ses düşmesi varsa ya da türemesi olursa bileşik eylemlerde bunlar da bitişik yazılıyor. Bak sabrettim derken ı düşmüş, sabrettim bitişik yazılıyor. Veyahut da fethetti, başka ne diyebiliriz? Emretti, başka ne diyebiliriz? Hissetti, başka ne diyebiliriz? Affola. Bunlar daima bitişik yazılıyor. Ev, hane sözcüğü yapılanlar. Huzur evi, kitap evi, başka ne diyebiliriz? İşte dershane, pastane bunlar sınavda çıkar karşına Tonguç evladım benim. Bunların hepsi daima bitişik yazılıyor
bilmemiz gerekiyor. Kurallı birleşik fiiller de daima bir tık yazılıyor. Alabilirim, işte alıver veyahut da işte baka kaldı. Mesela hani bakıyordu öyle sürerlik fiilinde. Baka kaldı. Veyahut dona kaldı. Dona kaldı dediğimizde, düşe yaz dediğimizde bunlar daima bir tık yazılıyor. Birleşirken mecazlaşanlar da bir tık yazılıyor Tonguç. Mesela kuş burnunun kuşun burnuyla alakası yok, o bir tık yazılıyor. Veyahut da deve tabanı mutlaka bir tık yazılıyor Tonguç. Aslan ağzı daima bir tık yazılıyor. Baş öküz sözü... dişi. Öküz dişi, evet, saçma sapan bir şey söylüyorsun. Baş sözcüğüyle yapılanlar, tövbe yarabbim yazıyor. Başhekim ya da baş savcı ya da baş tacı. Baş bakan, evet, baş tacı, bunlar daima bir tık yazılıyor. Emir kipli yazılanlar, gel git. Çek baş yat. Belası. Ne diyorsun oğlum, saçma sapan. Hayır hocam, bana diyor arkadaşlarım. Ama o bir baş belası da yine bir tık yazıyor. Çek yat, kap kaç, bunları da yine bilmemiz gerekiyor. An ekiyle yapılanlar da bir tık yazıyor Tonguç. Ağaç kakan, can kurtaran veyahut da gök delen, bunlar daima bir tık yazılıyor. Pekiştirmeler, sapsarı, işte başka ne diyebiliriz? Sapa sağlam, mosmor, bembeyaz, masmavi dediğimizde bunlar daima... Saporto. Saporto ne oğlum, saçma. Ne bileyim hocam. Alt üst üzeriyle kurulanlar soyutsa bitişik yazılıyor. Mesela suçüstü soyut bitişik yazılıyor. Bilinçaltı soyut bitişik yazılıyor. Yüzüstü bıraktı beni dediğinde mesela yüzüstü soyut bitişik yazılıyor. Ya da ayaküstü konuşalım dediğinde ayaküstü yine bitişik yazılıyor. Her iki kelimesi veya ikinci kelimesi d iki alanlar da yine bitişik yazılıyor. Dedikodu, kül bastı, miras yedi. Başka örnek verebiliriz? Ne düşünelim mesela? Oldu bitti. Oldu bittiği söyleyeyim. Oldu bittiye getirmeyin dersi hocam. Bitmedi dersi. Bitmedi, doğru, haklısın. Veyahut da imam bayıldı. İmam bayıldığı sever misin Tonguç? İmam bayılmış hocam. Ben ne yapıyorum o zaman? Böyle. Aynen, sıkıntı yok. Hocam imam asılırsa cemaat ne yapar? Cemaat de camiyi boşaltır. Ne diyorsun? Sanki sana konuşuyorsun. Öyle ya. Bir laf vardı hocam. Öyle bir şey var. İmam büyük bir hata yaparsa, ya yani küçük bir hata yaparsa cemaat çok daha büyük hata yapar manasında söylüyor. Mesela ben şimdi küçük bir o hata... O bir atasözü mü hocam? Hayır, öyle bir şey. O uydurma bir söz. Değil mi hocam? Deyim de değil. Mesela ben şimdi burada küçük bir hata yaparsam sen daha sınavda çok daha büyüğünü yaparsın gibi bir hoca bile şey. Yapıyorsa ben ne yapayım? Yani gibi. Mesela ben şimdi hata yapıyorsam sen zaten yapabilirsin demek. Şey sözcüğü, her şey, başka ne diyebiliriz? Bir şey, başka ne diyebiliriz? Çok şey. Bunlar da daima ayrı yazılıyor Tonguç. Az şey. Az şey, güzel şey, kötü şey, fena şey. Bunların hepsi ayrı yazılıyor. Ağır ağır, ara sıra, el ele, göz göze, art arda. Bunlar daima baş başa. Ama şuna dikkat et Tonguç. Burada bir kırmızıyla yazacağım. Baş başa da ayrı yazılıyor. Yan yana. Yan yana da ayrı yazılıyor ama git gide ve... Göz göze. O da ayrı yazılıyor ama alt üst istisna. Bunlar ikisi istisna. Bunları kırmızıyla yazdım ama senin verdiğin örnekler yan yana, göz göze, diş dişe, baş başa, kol kola, bunlar hep ayrı yazılıyor. Ses düşmesi, sürmesi olmayan birleşik kelimeler ayrı yazılıyor. Terk etti. Fark etti. Başka ne biliriz? Hak. Dank etti. Dank etti ayrı yazılıyor. Hak kafama etti. Dank etti. Aferin. Hasta oldu, dank etti. Bunların hepsi ayrı yazılıyor Tonguç. Birleşirken mecazlaşmayanlar da yine ayrı yazılıyor. Dil bilgisi. Alt yazı, bak dil bilgisini genelde hocalar bile bitişik yazar. Alt yazı, bilim insanı dediğimizde. Dil bilgisi hep... hocam, dil bilgisi hocamız dil bilgisini ayrı yazar. Hayır, o ayrı yazar. Evladım, dil bilgisi hocam mutlaka ayrı yazar. Her sözcüğü herhangi hariç hep ayrı yazılır. Mesela herhangi bitişik ama her an, her gün. Az önce verdiğimiz örneği bir kez daha yazıyorum. Her şey, her biri. Her dangoz. Her dangoz mesela. Senin her dangoz gibi... kendi bacağından açılır. Aferin, o her koyun evladım. Hayvan türleri yapılanlar, ağustos böceği veyahut da... Köpek balığı dediğimizde bunlar da mutlaka... Öküz arabası. Öküz arabası mutlaka ayrı yazılıyor Tonguç. Dış iç sıra sözleriyle oluşanlar da yine mutlaka ne yapılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Hafta içi, yurt içi, başka ne diyebiliriz? Yasa dışı, bunlar tabii kötü kelimeler, bunları kullanmamamız lazım. Yasa dışı, ardı sıra, bunlar da daima ayrı yazılıyor. Hocam o kelimeleri siler misiniz orada? Hemen sileyim, getirsin. Pardon hocam. Gök cisimleri, kutup yıldızı, kuyruk yıldızı. Bak Tonguç, bunlarla alakalı sana sınavda mutlaka bir soru... Kuyruk yıldızı gelir mi hocam? Yani gelir mi bilmiyorum. Ulaşımla ilgili birleşik kelimeler. Şöyle yapalım ha. Çevre yolu, deniz yolu. Başka ne yolu var mesela? Hava yolu var. Öyle değil mi? Veyahut hava yolu var. Kara yolu var. Bunlar hep ayrı yazılıyor Tonguç. Bitki adlarıyla kurulanlar. Çörek otu veyahut da işte kuş üzümü. Öküz dikeni. Saçma zaman sürekli öküz örnekler veriyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Şeker pancarı. Hocam değil mi? Kendimi yakın hissediyorum. Ya sıcak hissediyor musun Tonguç? Kutuna mı gitmesin? Evet. Allah'ım yarabbim. Şeker pancarı. Başka ne olabilir? Mesela kuru fasulye daima ayrı yazılır ki kuru fasulye yedikten sonra da dikkatli olmamız gerekir. Maymun kulağı. Biliyorsun oğlum Allah'ım. Bilgi ve bilim ve bilgi sözleri kullananlar da daima ayrı yazılıyor. Mesela gök bilimi, ses bilgisi, az önce verdiğimiz gibi dil bilgisi ayrı yazılıyor. Organ isimleri kullananlar, elmacık kemiği, işte süt,
dişi, serçe parmak bunlar daima ayrı yazılıyor. Bunları tabii ki soru çözdükçe pekiştirebilirsin Tom. Bununla alakalı ödevlerde vereceğiz. Şimdi yazımı karıştırılan sözcüklere de bakalım. Ondan sonra da artık yavaş yavaş bitirelim. Şimdi alışverişin yazımı yanlış bitişik yazılacaktı. Bitişiktir. O yüzden bu doğrusu alış. Hocam ben söylemiyorum. Başka renkler birkaç yazmak. Ayrı yazmak zorundadır. Hayır bu doğruydu maalesef. Birkaç yazmış patlattın. Ondan sonra birkaç doğru. O zaman bir dakika birkaçın yazımı böyle olacak. Doğrusu da bu. Bir dakika bunları şey almış. Bunu ayrı yazacaklardı. Arkadaşlar doğru yazmış. Şöyle yapalım biz. Birkaçın yazımı doğru olduğu için bunu bir kez daha yazalım. Onun ayrısını tekrar yazalım. Ayrısını tekrar yazalım şöyle. Tamam. Oğlum bence... Şöyle karalayalım. Şöyle yapalım. Bir kaç diyelim. Bu yanlış. Bu doğrusu. Tamam mı? Bir kaç, iki kaç, üç kaç. Öyle bir şey mi olur? Öyle bir şey yok. Herkes doğru değil mi Tonguç'un? Herkes doğru. Herkes hayır evladım. Şarj. Hayır herkes de ben. Şarj aleti. Ortaokul yine bitişik yazılması lazım Tonguç. Burada ayrı yazılmış. Orijinal burada. Orijinal hocam. Orijinal. İyi olmaması gerekiyor. Yok burada hayır. İyi olması gerekiyor. Burada doğru yazmışlar. Dolayısıyla şöyle olacak. Bunun yanlışı orijinal yazıyorsa. Orijinal mi yanlış hocam? Orijinal yanlış. Orijinal doğru. Profesör. Profesör yanlış doğru tabii ki. Hayır bu yanlış. Profesör olacak Tonguç evladım benim. Hocam. Espride. Yanlışı nedir hocam o zaman? Yanlışı profesör. Yani bu burada yanlış. Şöyle bir daha yazayım hatta. Profesör yazıyorsa. Fösör. Ne? Fösür. Yani espride iyi olmaması lazım. Dolayısıyla espri olması lazım Tonguç evladım benim. Şöyle biraz düzeltelim. Harikasın. Tıraşta mesela bu yanlış. Böyle sanki İngilizce bir kelime gibi böyle. Tıraş yapmayın hocam bana. Ne diyorsun ya? Saçmalama. Tıraşın doğrusu bu. Aşçı. Burada aş. C yazıyorlar genelde. Bu doğrusunu yazmışlar. Aş, Ç olacak hocam, doğrusu. Hocam insanlar biz bile yazamamışız. O kadar karıştırmışız ki. Evet. Burada bayağı derler. Bayağı diye bir şey yok. Normalde bayağı büyümüşsün demen lazım. Kravat da yine aynı şekilde arada I olmadan yazılması lazım. Aynı zamanda pantolon. Burada doğru yazılmış. Pantolon yazılmış. Pantolon olması lazım. Pantolon yazılmış. Pantolon. Pantolon hocam. Pantolon olacak. Hocam evet. Yanlışı ne peki? Burada yanlışı da pantolon yazmış olabilir ya da pantalon demiş olabilir. Pantalon. Pantalon yanlış. O anlamsız bir kelime oluyor. Pantagon. Pantagon gibi oluyor. Şimdi burada yine yazımı yanlış olan art arda. Bu çıkmış sınavlarda bir kez daha gelebilir. Art arda böyle yazılıyor Tonguç. Evrağı, evrağı diye okusan bile evrakı demen gerekiyor. Böyle şey mi olur hocam? Ne kadar? İddia böyle yazılması gerekiyor Tonguç. Veyahut da kılavuzun içinde mutlaka bir kıl olması gerekiyor. O yüzden kılavuz yazman gerekiyor. Kılavuz kıl bir ders hocam. Evet. Istırap değil de ızdırap dememiz gerekiyor ve hiç çekmememiz gerekiyor. Sürprizde bu doğru yazımı olmuş. Dolayısıyla biz şöyle yapalım. Izdırap ne demek hocam? Izdırap sıkıntı demek. Sürpriz yazıyor ya bu yanlış. Bak bu yanlışı bu sürpriz yazarlar. Sürpriz. Halbuki İngilizce geçtiği için bunu... Surprise yani sürpriz şeklinde yazmamız gerekiyor. Seyahat değil de seyahat dememiz gerekiyor. Aynı şekilde yanılıştan geldiği için yanlış olması lazım. Burada şöyle yanlış yazıyorsa bu tabii doğrusunu yazmışlar. Yanlış gibi. Yanlış mı hocam? Evet yanlış yanılmaktan yanılış olduğu için yanlış doğru. Bak şurada yazanlar doğruları Tom Şeradan'ın bunlar yanlış. Aynı şekilde direkt diye bir şey yok. Eğer tabii ki kale direğinden bahsediyorsan direct manası direkt hani. Direkt kaleye gol attı dersen o zaman direkt diyorsun. Ama direkten dön dersen o zaman bu direği kullanabilirsin. Her şey yine daima ayrı yazılıyor. Her şeyler her zaman ayrı yazılıyor. Mükemmelsin. Bir tek şeytan bitişik yazılıyor. Antrenman olması gerekiyor. Evet, burada da antrenman, antrenör şeklinde antrenman dememiz gerekiyor. Sarımsak diye bir şey yok Tonguç evladım. Sarımsaklasak mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? Harika bir tekerlemeyle gerçekten güne renk attın. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım Tonguç, başarılar diliyorum.